Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılında bayrak desen yarışması açıldı. Brownie isimli bir sanatçı açılan yarışmada kazanarak komite tarafından çizdiği desen Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kabul edildi. Halk arasında kırmızı bağımsızlık için verilen mücadeleyi, yeşil renk ise yetiştirilen ürünleri temsil etmektedir. Şimdi Güney Afrika'ya doğru geçelim ve Güney Afrika'da evlilikler nasıl olur genel olarak? Tabii ki biliyoruz pek çok eyalet var. Fakat genel olarak evlilikler nasıl olur ve siz nasıl evlendiniz? Biraz önce bahsettiniz ama törenler nasıl olur? İlk törenlerde ikramlar nasıl olur? Resmi ve geleneksel olarak iki grupta evlilikler var. Güney Afrika'da çok fazla topluluklar olduğu için herkes kendi geleneklerine göre düğünlerini yapıyor. Biz Afrika kökenli bir aileyiz. Genellikle kız ve erkek tanıştıktan sonra durumu ailelerine açıklıyorlar. Erkeğin ailesi kızın ailesine bu isteklerini söylüyorlar. Kız ailesi başlık talep ediyor. Düğünler kilisede yapılıyor ya da belediye huzurunda resmi düğün yapılıyor. Genelde ailenin kararı doğrultusunda yapılıyor. Ben Güney Afrika mutfağından bahsetmek istiyorum. Güney Afrika'da genel olarak en çok ne tüketilir, ne tür yemekler yapılır evlerde? It's a diverse cuisine, but mostly we eat meat, all assorted. Bizim çok farklı ve çeşitli mutfak kültürümüz var. Chicken, fish, you name it. Et, balık ve tavuğu çok tüketiyoruz. With rice. Et yemeğinin yanında pirinç ve mısır unundan yapılmış özel bir yiyeceğimiz var. Yine bulgurla kuskusla hazırlanmış yemekler yapıyoruz. Salata tüketiyoruz etin yanında. Güney Afrika'nın uzun bir sahil şeridi var. Doğuda Hint Okyanusu, batıda da Atlas Okyanusu. Ayrıca ortasından Orange Nehri geçiyor. İklimi Akdeniz iklimini andırdığını yaptığım araştırmalar sonucunda anlıyorum. Güney Afrika'nın ekonomisi hakkında bize bilgi verir misiniz? Güney Afrika ile Türkiye ekonomisini birbiriyle bağlandırmak mümkün. Çünkü benzer yapıya sahipler. Türkiye'de olduğu gibi Güney Afrika'da tarım sektörü en büyük rolü oynuyor. Tarım Bakanımızla bir görüşmemiz oldu ve şu sonuca ulaştık. Türkiye ile Ekvator arasındaki uzaklıkla Güney Afrika ile uzaklık aynı olduğundan dolayı mesafeler birbirine yakın olduğu için iki ülkede yetişen tahıllar, bitki ürünleri, sebze ve meyveler benzerlik gösteriyor. Türkiye'de olduğu gibi Güney Afrika'da da otomobil sektörü büyük bir sektördür. Üretim sektörü, özellikle tekstilden bahsedebiliriz, çok önemli bir sektör bizim için. Bunun dışında maden çok önemli ve birçok rezervlerimiz var. Dünyada %7-8 oranında platinyum ve krom rezervleri Güney Afrika'da bulunmaktadır. Diğer çok hızlı büyüyen sektörlerden birisi de turizm. Dünya Kupası Güney Afrika'da yapıldıktan sonra turizm çok hızlı büyüyen bir sektör oldu. Bizim için bu da çok önemli. Turizm sektöründe Güney Afrika hızla ilerleme yolunda. Özellikle eğitim yönünden Türkiye'ye, öğrenci olarak giden Türkiye'den çok fazla
Türk öğrenci var, yabancı dil öğrenmek için. Aynı şekilde Güney Afrika'da pek çok yabani hayvanların olması, doğal parkların, national uluslararası parkların olması, hayvanların, o vahşi hayvanların koruma altına alınması ve insanların oraları ziyaret etmesi tabii ki Güney Afrika açısından çok büyük bir avantaj. Bizim ekibimizden fotoğraf sanatçısı Fatih arkadaşımız da Güney Afrika'ya gidip oradaki o güzellikleri çekmeyi çok arzu ediyor. İnşallah o da günün birinde olur. Çünkü kendisi bunu çok arzu ettiğini söyledi defalarca. Başka ülkelere de yine gitmeyi arzu ediyor tabii. Güney Afrika'nın doğal kaynaklar açısından da turizmi çeken çok güzel yerleri var. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Bir turist Güney Afrika'ya gittiği zaman nereleri gezsin, nerelere gitsin, ne yapsın, neler yesin, nerelerde konaklasın? Tabii ki bu genel olarak soracağımız bir soru. There's so much to see. You need a couple of days to be able to see as much as you want or as much as you possibly can. Güney Afrika'ya giderseniz göreceğiniz çok fazla. Öncelikle bütün ülkeyi gezmek için zamana ihtiyacınız var. Kısa bir zamanda gezip görmek mümkün olmayacaktır. Güney Afrika'ya ulaştığınızda büyük şehirlerin birinde olursunuz. Johannesburg'da çok güzel mağara oteller, yer altında inşa edilmiş oteller var. Buralarda kalmalarını tavsiye ederim. Doğal güzellikler, doğadaki vahşi hayvanlar burada çok fazla. Bunlar görülebilir. Ayrıca Güney Afrika, doğadaki hayvanları yetiştiren ve çoğalmalarını sağlayan dünya çapında az ülkelerden biridir. Vahşi hayvanları yetiştirip onların soylarının tükenmesini engelliyoruz. Çok fazla çeşitli hayvanları görme şansı oluyor insanların. Tek Town'a gittiği zaman insanlar gezecek yerler ve görecek şeyler var. Çok meşhur düz bir dağ var, Masa Dağı denilen. Umut Burnu diye anılan Hint ve Atlas Okyanusu'nu birleştiren noktamız var. Çok temiz plajları var. Topografisi çok değişik. Bunun yanında tezat olarak düz bölgeler de var. Denizi de kumsalı da çok berrak ve temiz. Diğer büyük bir şehrimize gelindiğinde doğal hayat için farklı bölgeler var. Birçok tarihi yerleri görme şansı oluyor ziyaretçilerin. Bildiğiniz gibi 1800'lü yıllarda İngilizlerle yapılan mücadeleler sonrasında o dönem insanların mezarları görülebilir. Doğal parklar ziyaret edilebilir. Doğada yaşayan hayvanları çok yakından görme imkanı var. Saymakla bitiremeyeceğiz. Birçok aktivitelerle birçok yer görülebilir.
Ülke kıyıları yeşilin ve mavinin en güzel tonlarıyla bezenmiştir. Ormanları, plajları, flamingoların, pelikanların ve birçok kuş cinsinin barındığı kuş cennetleri eşsiz güzelliktedir. Güney Afrika, bozulmamış doğası, güzel plajları, balıkçı köyleri, tarihi kasabaları, gelişmiş modern şehirlerini bir arada bulunduran ender ülkelerden biridir. ...2010 Dünya Kupası finalleri Güney Afrika'da oynanmıştır. Bu sayede Dünya Kupası ilk kez Afrika kıtasında düzenlenmiş oldu. 11 Temmuz 2010 tarihinde oynanan final maçında Hollanda'yı 1-0 yenen İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Güney Afrika'da pek çok eyalet var, pek çok gruplar var. Aile yapısı, yaşayışı farklı farklı kesimler var. Tüm bunların içerisinde esas olarak aileye verilen önemi siz yeterli bulur musunuz? Çünkü dünya genelinde biliyorsunuz aile kavramı biraz azalmakta. Güney Afrika'da aile kavramını nasıl değerlendirirsiniz? Bizdeki aile yapısında erkek egemendir. Erkek aileden sorumludur. Büyük ailelerimiz var. Hala, büyük anne, büyük baba ve kuzenlerle yaşayan ailelerimiz var. Aile içinde birbirimize yardım etmeyi hala sürdürüyoruz. Örnek olarak şu an kardeşimin çocuğunun bir sıkıntısı olsa ya da gelip kalması gerekse benimle yaşayıp benim ailemle beraber olabilir. Güney Afrika'da çeşitli eyalet ve gruplar var. Ama genel olarak bütün eyaletler için bunları söyleyebiliriz. Aile değerlerine önem veriyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Büyük şehirlerde eskiye nazaran aileye verilen değer azaldı. Ama hala aile değerlerimiz çok kuvvetli. Yardım etmeyi seviyoruz ve birbirimize bağlıyız. Şimdi hanımefendiye sormak istiyorum. Burada sehpamızın üzerinde değişik objeler var, biblolar var. Hepsi el yapımı. Ağırlıklı olarak da göze çarpan boncuklar. Yine sizin takınız da boncuktan oluşmuş. Bu el sanatlarından konuya girerek, genel olarak Afrika'da geleneksel el sanatlarından bize bilgi verebilir misiniz? Görmüş olduğunuz işler daha çok kadınlar tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra ağaç işlerimiz de var. Onları erkekler yapıyor. Gördüğünüz bebek kıyafetleri farklı eyaletleri temsil ediyor. Güney Afrika'da 11 farklı dil kullanılıyor ve bu kadar farklı insanların giyimleri ve kültürleri de farklı. Herkes kendi kültüründe kıyafetleri giyiyor. Bu arada da farklı 3 bölgenin kıyafetlerini görüyorsunuz. Türkiye ve Güney Afrika halkı arasındaki ilişkilerin daha da ileriye gitmesi için bundan sonra neler yapılır, yapılması gerekir sizce? Türkler ve Güney Afrika insanlarının arasındaki ilişkilerin gelişeceğini düşünüyorum. Zaten birbirlerini anlamaya başladılar. İleride daha çok anlayacaklarını düşünüyorum. Güney Afrika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Güney Afrika'ya birçok aktivite düzenlenebilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türk öğrenciler dil geliştirmek için Güney Afrika'ya gidiyorlar.
Oradan da Türkiye'ye eğitim almak için gelen gençlerimiz var. Hatta bunlar Türkiye'de Türkçe konuşuyorlar. Ayrıca Güney Afrika'da düzenlenecek olan Jazz Festivali var. Buraya Türkiye'den müzisyenlerin katılmalarından memnun oluruz. Yine aynı şekilde Güney Afrika'daki sanatçıların Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin'de performanslarını sergilemelerini isteriz. Görüş alışverişinde bulunmak, üniversiteler arasında değişim programları hazırlamak, üniversite öğretim görevlileri arasında organize edilecek programlar ve kardeş şehirlerin oluşturulması çok önemli ve yapılabilecek şeyler bence. Bunlar gerçekleştirildiğinde iki ülkenin birbirini daha iyi anlayacağını, birbirini daha yakın hissedeceğini düşünüyorum. Farklılıklar insanları birbirine yaklaştırır ve barışı getirir diye düşünüyorum. Evet, Büyükelçimiz bu konuda çok güzel konulara değindi. Hanımefendi, siz bu konuda ne dersiniz? Türkler ve Güney Afrika halkları arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ileri gitmesi için neler yapılabilir? Siz ne dersiniz bir hanımefendi gözüyle? Eşimin söylediklerine ben de katılıyorum. İlave olarak kadınlar arasında görüş alışverişi yapılabiliyor. Moda sektöründe, müzikte, operada ve gruplar arasında görüş alışverişi yapılabilir. Kültürel anlamda alışveriş yapılabilir. Mesela Eskişehir'e gitmiştim. Orada bizim yaptıklarımıza benzer boncuk işlerini, hanımların sattıklarını gördüm. Desen ve boncuk kullanım şekli farklıydı. Bunlar beraber alışveriş yapılarak birleştirilip daha farklı şeyler ortaya çıkarılabilir. Bu küçük ölçeği daha büyük ölçeğe taşıyabiliriz. Ekselans, son olarak söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Sizlerin ziyareti ve bu program vesilesiyle ülkemizi tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan törenleri düzenleniyor Türkiye'de ve bizim çocuklarımız da İstanbul'a gelip performanslarını sergilediler. Bu çok gurur vericiydi. Ayrıca bizim ülkelerimiz arasında üst düzeyde ziyaretler gerçekleştirilmekte. Sayın Başbakan Erdoğan, Güney Afrika'yı ziyaret etmişti. 2010 yılında da Güney Afrika Başbakan Yardımcısı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Yani iki ülke arasındaki görüşmelerimiz daha da güçlenip ilerliyor. Burada bizim amblemimizi görüyorsunuz. Bunun anlamı çeşitlilik içinde birlik ve beraberliği ifade ediyor. Dünyanın birçok farklı yerinden gelen insanların oluşturmuş olduğu birliği ifade ediyor. Alttaki yazıda önceden kullanıp şimdi kullanamadığımız yazıyla farklılık içinde birlik yazıyor. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Böyle bir programı gerçekleştirmemize katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ailenize ve ülkeniz halklarına ve dünya genelinde herkese sağlık, afiyet, mutluluk ve huzur diliyoruz. İnşallah bu program halklarımız arasında dostluğun daha da ileri boyutlara gitmesine vesile olur ve genelinde de dünya barışına katkıda olur. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, bulunduğumuz bina
Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi konutu. Bugün burada Excellence Vika Kumalo'nun ve değerli eşleri Madam Mandisa Kumalo'nun konukları olduk. Güney Afrika'dan esintiler getirdik sizlere. Ümit Burnu'ndan, Orange Nehri'nden, Hint Okyanusu'ndan, Atlas Okyanusu'ndan, Cape Town'dan, Johannesburg'dan esintiler getirdik. Ülkelerden esintiler programında dostluk adına, kardeşlik adına, dünya barışına katkı adına esintiler getiriyoruz sizlere ve getirmeye devam edeceğiz. Ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar.